CHP'li milletvekili Bülent Öz'ün konuşmasında müftülerin nikah kıyma yetkisi vardı. CHP Çanakkale milletvekili Bülent Öz, hükümette kürsüden seslenerek yaptığı konuşmasında AK Parti'nin bir konuda sıkışması üzerine hemen inanç ipine sarıldığını ifade etti. CHP'li Öz konuşmasına şöyle devam etti. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Galat-ı meşhur lügat-ı fasihten yeydir diye bir söz vardır. Size Galat-ı meşhurdan konuşacağım. Gerçekten maşallahınız var. Memleketin tüm dertlerini çözdünüz, iş nikahı kıymaya kaldı. Tuzunuz kuru, memleket yansa, ne zaman sıkışsanız aynı ipe sarılıyorsunuz. Nedir o? İnanç istismarı. Madem inancımızı bu kadar önemsiyorsunuz, size bazı meseleler anlatayım. İslam'da ceza sistemine ukubat denir. Ukubat ikiye ayrılır. Allah tarafından belirlenen suç ve cezalara had cezası, suçu Cenab-ı Allah, cezası ise idareciler tarafından belirlemeye tazir denir. Kur'an'da meşhur had cezalarında ayet şöyle der: yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Maide suresi ayet 38. Burada ellerin kesilmesi mecazidir. Cezalandırın anlamındadır. Ellerin kesilmesi değildir. Nikah nasıl dini bir vecibe ise ve nikahsızlık cezaya tabi ise, hırsızlık da çok daha sert bir yaptırımla cezaya tabi tutulur Kur'an'da. Evet, eller dedik. Ben size tanıdığınız bazı eller göstereceğim. Bu eli tanıdınız mı? Sizin can yoldaşınız, milletin anasına söven, vergilerini sıfırladığınız, kamu hakkını gasp ettirdiğiniz, havuzlar kurdurduğunuz bir zat-ı muhterem. Evet, Mehmet Cengiz. Gelin başka bir el daha göstereyim size. Bu eli tanıdınız mı? Yine can yoldaşınız, çikolata kutularıyla rüşvet taşınan bir muhterem. Kim o? Egemen Bağış. Bir el daha göstereyim size. Ayakkabı kutularında kamu hakkı, yetim hakkı var bu zatın. Eli masum hakkıyla kirlenmiş bir şahıs. Evet, hepiniz tanırsınız. Süleyman Aslan. Reza Zarrab'ın elinin olduğu bir resim bulamadım. Keza hırsızın ustası ellerini gizlermiş. Şimdi ben size alın satırı elleri kesin demiyorum. Kur'an da demiyor. As olan eli kesmek değil, cezalandırmaktır. Allah ısrarla cezalandırın diyor. Siz ne yaptınız? Cezalandırmadınız. Aksine paraları faiziyle iade ettiniz onlara. Mesele nikah olunca dini bütünsünüz. Mesele hırsızlık olunca dinimizin vecibelerini unutuyorsunuz. Madem güzel dinimizi bu kadar önemsiyorsunuz, hırsızı koruyup yoksulu perişan eden, sırtınızda taşıdığınız vebalin ağırlığını da biliyor olmanız gerekir. Bunca zamandır evlenen insanlar İslami usule aykırı evlilik yapmadılar. Gittiler imam nikahı oldular, akabinde devlette onaylattılar. Nikahta esas olan beyan ve ilandır. Bugüne kadar kıyılan hiçbir nikah inancımızla çelişmez. Kerbela'dan sonra İslam dünyası bir fırtına iklimine döndü. Yüzlerce farklı görüş oldu. Ardından yüzlerce cemaat ve tarikat doğdu. Her bir cemaat, tarikat kendini gerçek Müslüman sandı. Kimin gerçek Müslüman olduğuna devletin değil Allah'ın karar vermesini sağlıyor laik düzen. Tarikatlar ve cemaatler değil. Siz ne yaptınız? Devleti bir cemaate teslim ettiniz. Onlarla nikah kıydınız ve 15 Temmuz'u yarattınız. Mesele müftüler değildir. Mesele bir içtihatı devletleştirme niyetinde olmanızdır. Sıkışınca batıda papazlar kıyıyor diye kaçamak yapıyorsunuz. Batıda papazlar Hazreti İsa'ya yalan hadis isnat ederek sübyancılığa cevaz vermiyorlar. Doğuda ise sapkın kimselerin Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz'e her türlü yalan isnatlar ile evlilik yaşını
reşit olma sınırının altına çektiği uydurmalar kol geziyor. İşte bu durum yüzyıllarca İslam'ı yalan yanlış kendine göre yorumlayanların yüzünden oldu. Bu gruplar İslam'ı yalanlarla şekillendi. Siz de bu yolda olmayın. İslam'ı bu şekilde yorumlamayalım. Bu konuda mukallitçe batıyı tatmin etme hevası ile ihya olunmaz. İlla ki İslami ve insani bir iş yapacaksanız Allah'ın emrettiği gibi hırsızları cezalandırın ve ülkeye refaha sokun. Artık inanç ismarından da vazgeçin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.